Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle polislik sözlü mülakatta çıkmış veya çıkabilecek soru ve cevaplara bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle şunu hatırlatmak isterim. Komisyonun karşısındayken, sözlü mülakatta komisyonun karşısındayken cevaplarımızı kısa, net ve kendimizden emin bir şekilde vermeliyiz arkadaşlar. Bunu tekrardan hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Videomuza başlayalım arkadaşlar. Umarım sizleri sıkmadan sorularımızı ve cevaplarımızı burada okumuş olurum. Videomuzu hazırlamış olurum arkadaşlar. Polis sözlü mülakatta çıkmış veya da çıkabilecek sorular ve cevaplar. Soru 1. Bürokrasi nedir? Devletle ilgili işlerin yürütülmesinde yönetimin aşırı ölçüde etkili olması devlet görevlileri topluluğudur yani. Soru 2. Devlet hangi unsurlardan oluşur? Devlet, insan unsuru, egemenlik unsuru ve ülke unsurundan oluşur. Yani 3 unsurdan oluşur arkadaşlar devlet. Soru 3. İyi bir yöneticide bulunması gereken özellikler nelerdir? 1. Dürüstlük. 2. Özgüven. 3. Güvenebilirlik. 4. Sükunet. Soru 4. Atatürk'ün ilkeleri nelerdir? Atatürk'ün ilkeleri 1. Cumhuriyetçilik, 2. Milliyetçilik, 3. Halkçılık, 4. Devletçilik, 5. Laiklik, 6. İnkılapçılık. Arkadaşlar Atatürk'ün ilkeleri sorusunu şöyle hazırlayabilirdik. Bunu gözden kaçırmışız. Atatürk'ün ilkelerini sırasıyla verip yanlarına ne olduğunu kısaca açıklayabilirdik, yazabilirdik ama bunu atlamışız. Bundan sonraki videomuzda bu Atatürk'ün ilkelerini tekrar verelim ve ne olduklarını da yanlarına kısaca açıklayalım, yazalım arkadaşlar. Daha etkili, daha iyi olur. Soru 5. Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı kimdir? Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Binali Yıldırım'dır. Soru 6. Türkiye'de kopyalanan ilk hayvanın adı nedir? Türkiye'de kopyalanan ilk hayvanın adı oyalıdır arkadaşlar. Evet, polis sözlü mülakat soru ve cevaplarına devam ederken arkadaşlar 7. sorumuza geçiyoruz. Soru 7. Para gerekli midir? Parasız insan gereksiz insan mıdır? Para, insanın hayatını idame ettirebilmesi için gerekli bir araçtır. Ama hiçbir insanın değeri para ile ölçülemez. Dolayısıyla para gereklidir. Ama parasız insan gereksizdir, asla denemez. Soru 8. Göçmen nedir? Bir ülkeden başka bir ülkeye, oraya yerleşmek, orada yeni hayat kurmak için giden kişiye göçmen denir. Zaten ülkemizde oldukça mevcut arkadaşlar bu. Soru 9. Meclis araştırması nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi içinden oluşturduğu bir kurul tarafından belli bir konuda yapılan incelemelerdir. Soru 10. Amerikan Merkez Bankası Fed'in ilk kadın başkanı kimdir? Janet Yellen'dir arkadaşlar. Soru 11. Türk Dili Kurumu insansız hava aracı drone yerine hangi kelimeyi belirtmiştir? Uçan göz kelimesini belirtmiştir arkadaşlar. Türk Dil Kurumu drone yerine. Evet arkadaşlar, polis sözlü mülakat soru ve cevaplarına devam ederken soru 12'ye geldik. Türkiye'de 21 Mart gününün önemi nedir? 21 Mart Türk dünyası ve toplulukları haftasıdır. Soru 13. Safahat kimin eseridir? Safahat Mehmet Akif Ersoy'un eseridir. Soru 14. Aspirinin ham maddesi nedir? Aspirinin ham maddesi söğüt ağacıdır arkadaşlar. Soru 15. Atatürk, Modern Türkiye'nin kurucusu adlı kitabının ünlü İngiliz yazarı kimdir? Audrey Mango'dur arkadaşlar. Soru 16. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'na göre ülkenin genel emniyet ve asayişinden kim sorumludur? İçişleri Başkanı sorumludur. Emniyet Teşkilatı Kanunu hangi kanunmuş arkadaşlar? 3201 sayılı kanunmuş. Yani aslında iki soru var burada.
Polis sözlü mülakat videosuna devam ederken arkadaşlar 17. sorumuza geldik. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Çünkü bunlar polis olmak isteyenler için önemli soru ve cevaplar arkadaşlar. Soru 17. 110 metre ile serbest dalış rekoru kıran sporcumuz kimdir? Şahika Ercümen'dir arkadaşlar. Soru 18. Bal demekle ağız tatlanmaz sözünü açıklayınız. Güzel sözler söylemekle her zaman güzel şeyler gerçekleşmez. Güzel şeyler için çaba sarf etmek gerekir. Şu anda biz de bu yolda ilerliyoruz inşallah. Soru 19. Avustralya kıtasının en meşhur iki hayvanı nedir? 1. Kanguru 2. Koala 20. Soru 20. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir adlı eserindeki şehirler hangileridir? 1. Ankara 2. İstanbul 3. Bursa 4. Erzurum 5. Konya. Evet arkadaşlar. Soru 21. Brezilya'nın resmi dili nedir? Portekizcedir arkadaşlar. Soru 22. Ases başı nedir? Osmanlı'da gece bekçiliği yapan ve güvenlikten sorumlu kişilere ases başı denir. Soru 23. Radikal karar nedir? Kısaca köklü, etkili karar demektir. Soru 24. Milletvekili seçilme yaşı kaçtır? Milletvekili seçilme yaşı 18'dir arkadaşlar. Soru 25. Maddenin ölçülmeyen özelliği nedir? Maddenin ölçülmeyen özelliği kokudur arkadaşlar. Polis sözlü mülakat çıkabilecek soru ve cevaplarla devam ediyoruz arkadaşlar. Soru 26'ya geldik. Kişisel alan nedir? Arkadaş ve ailemiz ile aramızdaki mesafedir. Yani 45 santimetre ile 1.2 metre arasındaki mesafedir arkadaşlar. Soru 27. Tarihteki ağaç kesenleri affetmeyen hangi padişahtır? Kanuni Sultan Süleyman'dır. Ağaç kesenleri asla affetmeyen padişahımızdır. Soru 28. Sergü Eş Sergücelt romanının yazarı kimdir? Sami Paşazade Sezai'dir arkadaşlar. Kuvvetler ayrılığı nedir? Yasama, yürütme, yargının birbirinden ayrı olarak yürütülmesine denir. 29. Buhar makinesinin mucidi kimdir? Ünlü İskoç bilim insanı Thomas Newcomen'dir arkadaşlar. Thomas Newcomen. Soru 30. Asya kaplanları olarak bilinen hangi ülkelerdir? 1. Singapur 2. Tayvan 3. Güney Kore 4. Hong Kong. Polis sözlü mülakat soru ve cevaplarına devam ediyoruz arkadaşlar. Soru 31'e geldik. Optik biliminin öncüsü kimdir? İbni Heysem. Soru 32. Ağır ol ki bey sansınlar sözünü açıklayınız. Ağır başlı, dengeli, tutarlı insanlar her zaman itibar ve saygı görmüştür. Soru 33. ABD iç savaşı hangi tarihler arasında yaşanmıştır? 1861 ve 1865 tarihleri arasında yaşanmıştır arkadaşlar. Soru 34. Yüksek mahkemeler nelerdir? Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi. Evet arkadaşlar, bu sorumuz yüksek mahkemeler nelerdir? Sıkça çıkan ve çıkması muhtemelen yüksek sorulardan bir tanesi. Bunu tekrar okuyalım. Yüksek mahkemeler nelerdir? Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 1. Anayasa Mahkemesi, 2. Yargıtay, 3. Danıştay, 4. Askeri Yargıtay, 5. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve 5. Uyuşmazlık Mahkemesi arkadaşlar. Arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. Umarım videomuzu çekerken hazırlarken sizleri sıkmamışımdır. Hızlı bir şekilde hem soruları okumaya çalıştım hem cevapları okumaya çalıştım arkadaşlar. Bu hazırladığımız videoları
tekrar tekrar izleyerek hem sorulara hem de cevaplara hakimiyetinizi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Hem sizler için iyi olacaktır hem de bizler için iyi olacaktır. Ben de şu anda polistik mülakatlarına hazırlanan birisi olarak hem kendime hem de sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Videoları hazırlayarak hem çalışmış oluyorum hem de birileri için yani sizler için güzel şeyler yapmış bulunmaktayım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.